Yayınladığı videolarla Türkiye'de devlet-mafya ilişkilerini yeniden gündeme getiren suç örgütü lideri Sedat Peker son videosunu yayınladı. İddia ve itirafları arasında bu sefer öne çıkan El Nusra'ya gönderilen silah ve askeri teçhizatlar vardı. Makamı hariç, makam kutsal. Klasik yoklamasını yaptıktan sonra iddia ve itirafları peş peşe geldi. Gündeminde ise Türkmenlere gönderilen silahlar vardı. Mafya lideri Sedat Peker o silahlar hakkında ilk kez konuştu. Yardım konvoyu adı altında El Nusra'ya silah gönderildiğini iddia etti. Üstelik gönderilen bu silahların da TSK'dan irticai faaliyetler nedeniyle atılan askerlerin öncülüğünde kurulan Sadat tarafından organize edildiğini söyledi. Yani ne MIT ne de TSK olayın içinde. Peker'in gündeminde sadece tırlarla gönderilen silahlar yoktu. Suriye'de yürütülen para ticaretiyle ilgili konuştu. Peker, Murat Sancak, Ramazan Öztürk ve Ebu Abdurrahman'ın isimlerini verdi. Suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Süleyman Soylu ve Erkan Yıldırım'a destek çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi mafya lideri. İddialarının arkasında olduğunu belirten Peker, Kutlu Adalı cinayetinden Venezuela'ya doğru uzanan kriminal yapının varlığını yine savundu. Önümüzdeki günlerde çekeceği yeni videoya da dikkat çekti Sedat Peker. İsim verdi. O isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkası değildi. Erdoğan ile ne zaman tanıştıklarını ve ilişkilerinin ne boyutta olduğunu belirten bir videonun yayınlanacağını söyleyen Peker, artık helalleşme vaktinin geldiğini söyledi. Suç örgütü lideri sırra kadem basan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili de yeni iddialar gündeme getirdi. Kayıp eski bakanın Murat Sancak'ın evinde kaldığını savundu. O yanıtları ise Murat Sancak'tan jet yanıt geldi. Berat Albayrak'ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok. Ayrıca o kişinin tabiriyle telefon sinyalinden bakılabilir, evime hiçbir zaman gelmedi. Gelse başımın üstünde yeri var. Ağırlamaktan şeref duyarım. Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon yayınına da değindi. Geçmişte barış akademisyenleri için sarf ettiği oluk oluk kanlarını akıtacağız sözüyle muhalifleri hedef almadığını söyledi. Devlet olma geleneğindeki öğretileri... Organize suç örgütü lideri Sedat Peker son videosunda Sedat Peker yardım konvoyu üzerinden Suriye'ye El Nusra'ya silah, araç ve mühimmat gönderildi. Bunun yardımının yapıldığını öne sürdü. Peki Sadat nedir? Kurucusu kimdir? Ne zamandan beri varlığını sürdürüyor? Ve Sadat hakkında neler biliniyor? Bunu konuşacağız sevgili izleyenler. Deva Partisi kurucu üyesi, güvenlik analisti Metin Gürcan Skype hattımızda. Sayın Gürcan, hoş geldiniz yayınımıza. İyi pazarlar diliyoruz. Hoş bulduk efendim. İyi pazarlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi geçtiğimiz yıllarda da aslında Sadat birçok kez gündeme gelmişti ama son videoyla organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı son videoyla yeniden gündeme geldi. Öncelikle Sadat'ın yapısını, Sadat'ın ne zaman kurulduğunu, işlevinin ne olduğunu bize biraz anlatabilir misiniz? Şimdi efendim öncelikle tabii videoda bu 8. videoyu diğer 7 videodan ayıran bir özellik var. Onu vurgulamak lazım. Bağlama oturtabilmek için. Mafya lideri Peker'in bu videosu daha önceki videolar gibi mafya, siyaset, devlet üçgeni ve doğrudan Türkiye'nin içiyle alakalı konulara eğilirken bu 7. videoda uluslararası hukuk, savaş, Suriye, bölgesel güç dengeleri gibi daha böyle bölgesel ve küresel bir açılım yaptı. Zaten kendisi de hep söylüyordu uluslararası hukuku çok okuyorum diye. Yani bu 8. videoda biraz daha böyle bölgesel konular özellikle Suriye'de çıkarları olan başta Amerika, Rusya olmak üzere İran gibi, Avrupa ülkeleri gibi, İngiltere gibi bölgesel ülkeler yani bunların çok ilgisini çekecek türden açıklamalar. Yani bu ifşaatların, bu iddiaların bölgesel ve uluslararası bir konuma yükselmesi bence önemli. Şimdi burada savaş suçu, uluslararası hukuk, çatışma hukuku gibi kritik alanlara da vuruşlar yaptı bu videosunda. Bu nedenle artık bu ifşaatların böyle çoğu Türkiye içi değil, bölgesel ilişkileri diğer ülkeleri de etkileyebilecek boyutu yavaş yavaş artmaya başladığını dikkat çekmek lazım. Şimdi iddialarda onun iddiasına göre özellikle 2015 yılı sonunda
yapmış olduğu yardımlar, ki burada aslında Suriye'yi de biraz konuşmak lazım. Evet. 2013 yılında yaz aylarından itibaren Amerika'da açık kaynaklara zaten düştü. Yani Obama iş başındayken CIA'nin organize ettiği eğit donat programlarıyla Suriyeli silahlı muhalif grupların eğitilmesi, donatılması, Esad rejimini devirmeye yönelik, yani doğrudan rejime yönelik faaliyetlerde bulunmalarına yönelik CIA'nin bölgesel çalışmaları vardı. Bu kapsamda Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan gibi ülkelerle ve Türkiye ile de angaçmana geçtiğini biliyoruz. Hatırlayalım, açık kaynaklarda var zaten. Hani 2013 sonlarından itibaren, hani özellikle biraz daha böyle Suriye kuzeyinde yaşayan silahlı direniş gruplarının, cihatçı yanları da ön plana çıkan bu direniş gruplarının organizesi, eğit donatı kapsamında Ankara ile CIA'nin yakın çalışmalar içerisinde olduğunu zaten biliyoruz. Ekim 2015'te ise tam da bu Peker videoların olduğu dönemde önemli bir şey oldu Suriye'de. Rusya'nın askeri anlamda Suriye'ye girmesi ve Amerika'nın Esad rejimini devirmeye yönelik hayallerinin sona ermesi. Ve Ekim 2015'te Rusya Suriye'ye girdiği zaman doğrudan tam da Peker iddialarında olduğu gibi Suriye'nin başka yerlerinde değil ama İdlib bölgesine, tam da bu El Nusra'nın hakim olduğu İdlib bölgesine yönelik Rusya Suriye'yi de destekli çok ciddi hava ve kara harekatı başladı. Hatırlayalım, yani Ekim 2015, Kasım başları 2015'te Bayırbucak Türkmenleri Hatay'ın hemen güneyi İdlib bölgesinde çok ciddi çatışmalar izledik ve en son önemli olay 24 Kasım 2015'te de Rusya'ya ait bir Su-24 savaş uçağı Türk jetleri tarafından düşürüldü, biliyorsunuz. Evet. Yani öncelikle şunu söylemek lazım efendim, Suriye'deki savaş kirli bir savaş. Yani kimin eli kimin cebinde belli olmayan bir savaş. İşte yani Peker'in iddiaları burada şunu söylüyor. Yani ben yardım konvoylarıyla Bayırbucak Türkmenlerine yardım yaparken işte bu şirket vasıtasıyla Suriye'de farklı direniş gruplarına farklı yardımlar yapıldı. Bunların içerisinde silah olabileceği iddiaları da var tarzında söyledi. Şimdi özel askeri şirketler, Türkiye'deki mevzuatı bir anlamak lazım. Yani Sadat özel askeri şirket olduğunu iddia ediyor. Yani evet. Şimdi bu özel askeri şirketler böyle bizim AVM'lerin önünde gördüğümüz veya bankaların önünde gördüğümüz güvenlik görevlilerinden, güvenlik şirketlerinden farklı. Yani askeri yeteneklerini taktik seviyede, tabur seviyesinde, yani işte tank eğitimi veriyorum diyor, komando eğitimi veriyorum, keskin nişancı eğitimi veriyorum, koruma eğitimi veriyorum, küçük birlik harekatı eğitimi veriyorum. Hani bunlar 2010'lu yıllardan itibaren işte Amerika'nın Irak'taki faaliyetleri, Afganistan'daki faaliyetleri, Afrika'daki faaliyetler, düşük yoğunluklu çatışma alanları diyelim. Devlet askerlerinin artık kullanılmasının ekonomik ve politik maliyetlerinin arttığı çatışma alanlarında büyük bir sektör haline geldi dünyada özel askeri şirketler. Menşei de çoğunlukla Amerika, İngiltere, İsrail'dir. Son 3-4 senede Rusya'nın da atak yaptığını görüyoruz. Mesela Wagner, Rusya'nın hem Suriye'de hem Irak'ta, Suriye'de, Irak'ta ve hatta Libya'da aktif olarak özel askeri şirket kullanıyor. Özel askeri şirketler kar amaçlı. Yani askeri yeteneklerin